Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Cüce keçiyi bize tanımlar mısın? Cüce keçi neden beslenir? Ne kadar hayvanlarla çok vakit geçirsen o kadar bağı çok kuruyorsun. Cüce keçi konusunda da Türkiye'de en bilinen isimlerden birisin abi. Yani her şeyin küçüğü sevildiği gibi bunun da küçüğü çok seviliyor. Sevgili arkadaşlar, bu bölümde özellikle hobicilerin çok severek besledikleri cüce keçileri çekmek için Antalya'ya meşhur cüce keçi üreticisi Hüseyin Kılar'ı ziyarete gittik. Daha öncesinde yine bu çiftlikte bir video yapmıştık ve çok beğenmiştiniz. Bunu da beğeneceğinizi ümit ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Hadi videomuza başlayalım. Ne yapıyorsun? Harun, kapıyı. Abi sen dünler rahatsızlığı. Mesela hava çok soğuk olduğu zaman evet. Veya çok rüzgarlı olduğu zaman bunu tamamen kendin mi yaptın evet. Abi bu sistemi? Evet. 10 numara ya. Yani 10 aylık falan şu evet. Anda. Evet ama hamile. Yani normal bir keçi 10 aylık olduğu zaman bunun ortalama 2 katı kadar. Ya tabi. Haziran 10'da doğdu. Bak şu an nereye gidersem oraya gelir. Gel bakalım. O zaman ortalama şimdi de aylık 150 TL gibi bir bütçeyle aynen. O bakılabilecek. Aynen. Zahmetsiz aslında. Zahmetsiz. Hani tasmayla böyle evet. Alıp hatta kucağında falan gezdirenler evet. Bile evet. Oluyor. Bunlarda mantık şu, ses mantığı. Hani bir sesi ona odaklarsan, alıştırırsan o ses üzerine hani nerede olursa olsun gelirler. Evet. Bak. Hepsi doluştular, arkadan koşuyorlar deli gibi ya. Anladım, biraz önceki söylemiş olduğum bu. Peki birisi mesela bir insan bunu alıp geceleri evinin balkonunda, gündüzleri de apartmanın bahçesinde besleyebilir mi sence abi? Evet, elbette besleyebilir. Hiçbir sıkıntısı olmaz yani. Çok iyi ya. Aynen abi. Çok iyi ya. Koklatıyorsun, kokacına düşüyor. Bunun yavrularını satamıyoruz. Satmamıza izin vermiyor. Nasıl yani? Ya bunlar her birisi o zaman da senin dediğin gibi evet. Her birisi senin için evlat gibi abi. Evet. Yabani keçilerde de olduğu gibi. Hı hı. Sürünün başında bir alfa vardır. Yani mücadeleyi kim kazanırsa sürünün başına o geçiyor. Boyunu şöyle net bir şekilde anlayabilmeniz için arkadaşlar. Bir avuç keçi görüyorsunuz şu an. Gerçekten maşallahları var. Hay. Tamam, tamam. Son bir sefer daha sevdireyim. Gel. O sesi tanıyorum. Gel. 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 Gel son bir sefer daha sevdireyim. Gidiyorum hadi. Gel. 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 Tamam gidiyorum hadi. Gidiyorum. Ben. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Alatürkiye YouTube kanalı olarak Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün Alatürkiye YouTube kanalından yine daha önceki videolardan aşina olduğunuz çok değerli bir ismin yanındayız. Antalya'da merkezde Hüseyin Kılar'ın yanındayız. Hüseyin abi cüce keçi besliyor Antalya merkezde. Cüce keçi konusunda da Türkiye'de en bilinen isimlerden birisin abi. Yani öyle diyelim. Bir sene önce seninle burada beraberdik. Güzel bir evet, video yaptık. Evet çok güzel bir videomuz olmuştu. Alatürkiye YouTube kanalımızdaki cüce keçi temalı ilk videomuzdu ve çok beğenildi. Evet. Bugün yanlış bilmiyorsam 350-400 bin küsur falan bir izlenmesi var. Evet. İzleyiciler falan da çok beğendiler o videoyu. Evet. Bize de dönüşü çok oldu sizin tarafınızda. Ne güzel abi. Yani güzel böyle takdir toplayan işler yapınca izleyicilerimiz de sağ olsunlar bir şekilde. Evet. Güzel geri dönüşlerini sağlayarak destek oluyorlar evet. Bize. Son gördüğümüz halinden biraz daha yeşil, biraz daha donanımlı bir hale getirmişsin. Evet. Evet. Profesyonelliğini bir tık daha ileriye taşımışsın evet. Abi. Arkadaşlar Antalya'da bir hobi bahçesinin olmazsa olmazı kumkuatlarımızı görüyorsunuz. Dalından koparıp yenilebiliyor tabii, değil mi tabii, abi? Tabii tabii direkt. Şöyle pişmişlerinden bir tane alacağım. Kumkuat nasıl yenir? Kabuğuyla. Direkt kabuğuyla. Yiyorsun. Abi geçen sene demiştin ki bahçeyi yeşillendireceğim demiştin. Burası evet. Hiçbir şey ekili değildi. Evet. Yonca ekmişsin. Evet. Yonca ekmedim. Yabani ot şu an. Sadece üzerinde temizlik yapıyorum. Biçiyorum. Bu şekilde kalıyor. Suluyorum. Suluyorum dedin. Sulama sistemleri aynen, de yapılmış. Sulama sistemi. Tabii sulama sistemlerini de yaptım. Şimdi abi ben aslında... Şimdi ileriki gündeki şeyim, projem şu. Ağaçlara hayvanlar geçmemesi için küçük bir yükseltim yaparak hayvanları buraya salıp koşup oynamalar için. Daha önce de söylemiştim videoda. Aynen aynen. Burayı yeşillendirip aynen. Hayvanları buraya salacağım demiştim. Ama özellikle demiştin çok da burada otlanırlarsa ishal
oluyorlar diye, evet, de söylemiştin. Yeşil de çok olmaması gerekiyor. Olsa da iğnelerin vurulması gerekiyor. Değil mi? Tabii. Evet. Sulama sistemi dedik de aslında ben şuna da değinmek istiyorum abi. Bu zamanda artık insanlar şehirlerden ben birazcık sıkıldıklarını görüyorum insanların. Ve artık tamamen böyle doğal, müstakil bir hayata insanlar yerleşmek istiyor. Ve sen de maşallah, Allah ağzının tadını bozmasın. Allah razı olsun. Burada müstakil bir hayat yaşıyorsun abi. Evet. Hobi bahçende özellikle dikkat ettiğin veya izleyicilerin, yeni yapacak olanların dikkat etmesi gereken var mı böyle tavsiyelerin? Müstakil olsun da ne kadar büyüklüğü, ne kadar güzel olduğu hiçbir önemi yok. Müstakil. Aslında ben çok çatı bir soru sordum. Neden? Hani şey gibi, araba alacaklara tavsiyen nedir? Araba alacaklara tavsiyen. Araba olsun da. Araba olsun da, değil mi? Nasıl olsa olsun, evet, değil mi? Ya bugün buna da şükreder hale geldik. Tabii. Sulama sistemi mesela yaptım dedin abi. Dışarı mı yaptırdın, sen yok, mi yaptın? Yok, kendim, birçoğunu kendim yaptım. Zaten hepsi sanayide, malzemecilerde var. Borusundan aparatlarına varıncaya kadar. Bağlantılarını yaptıktan sonra, suyu da açtıktan sonra her yer sulanıyor zaten. Mis gibi abi. Çok güzel. Bunların hepsi yabani ot dedin. Evet, bir şey yabani ot. Düşünüyor musun? Yani keçiler için yonca ekmeği düşündüm ama yeşil olunca yeşile de kıyamadım şu an. Nasip artık. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi bu sene değişiklikler var. Üstünü de kapatmışsın. Buranın, evet, dizaynını da değiştirmişsin aynı zamanda. Evet. Sanırım sayıları da birazcık, damızlıklar artmış mı abi? Arttı. Biraz daha arttı. Ya geçen yıl üstünü kapatmamakla yanlışlık yapmışız. Bu sene kapattık. Çok rahatız. Hayvanlar olarak da, biz olarak da, psikolojik olarak da çok rahatız. Sıcak. Değil mi? Sıcak. Şimdi buraya bir tente... Yok, bu kapanıyor zaten. Bu da kapanıyor. Bu kapanıyor şu an. Onu şu da kapatıyorsun. Buradaki aparatlarıyla komple kapanıyor. Aşağı doğru kapanıyor. Ha, çok İstiyorsan iyi. İstiyorsan kapatıp açayım. Olur abi. Yani o kapalı halini de bir görmek adına şöyle yapsak. Mesela hava çok soğuk olduğu zaman veya, evet, çok rüzgarlı olduğu zaman herhalde. Bunları da tamamen kendim yaptım ben. Bunu tamamen kendin mi yaptın, evet, abi bu sistemi? Evet. Vallahi çok iyiymiş ya. Mekanizma olarak inceleyecek olursak aslında şey... Hiçbir şey yok. İki zincir parçası. Dönüm aşaması orada mafsal yerini yapıyor. Evet, şu bölüm. Aynen. Hani oynaması için. Zincirleri sen oraya kaynattın. Evet. İki zinciri, birini sağına birini soluna yaptım. 10 numara ya. Abi işte bugün dedim ya, bir hobi bahçem varsa nelere dikkat etmelisin diye. Hobi ya, bahçem varsa öncelikle pratik zekalı olmaya dikkat etmelisin. Ben birazcık da detaycıyım da ondan kaynaklanıyor diyelim. Vallahi güzel sistem olmuş. Soğuk havalarda falan burayı kapatıp hayvanların daha böyle sıcak bir, evet, şartta yaşamaları. Soba da kurdum bu sene, biraz daha bir tık daha ileriye giderek. Soba da kurdun. Evet, sobayı tek... şu an kaldırdım biraz daha havalar ılıdığı için. Kaldırdım. Tek soba yetiyor mu peki buraya abi? Ortada yağ sobası var tek. Hem karşı tarafa borusu çıkıyor hem bu tarafa çıkıyor. Ortada yani, merkezsiz. Ortasında. Şey, ben de hani buraya bir yere kuruyorsun zannettim. Yok, de yağ sobası yapmışsın. Kafesin içerisinde 17 metrenin yarısı tarafı bir tarafta, yarı taraf bir tarafta. O da çok iyi olmuş. Abi en son gördüğümüzden beri tanıştığımız arkadaşlar var mı burada? Hepsi tanışmış olduğumuz. Ha, öyle mi? Aynı, evet, şeyler yine. Aynı. Sadece erkeklerde, o zaman da demiştim ya, damızlık değişikliği yapıyorduk. Damızlık değişikliği yaptık sadece. Ha, sadece erkeklerde. Tabii, damızlık erkeklerde, değişikliği, aynen, yaptın. Onun dışında hep alttan gelenleri mi damızlık yaptın? Tabii alttan zaman? Gelenler zaten damızlık oluyor. Onlar da öleceğim. Geçen yıl biz Nisan ayında geldik. İki aylık bir yavrumuz vardı. Annesiyle beraber olan yavru. O yavru şu an hamile. Öyle mi? Evet. Şu içeride bağırıyordu. Aldığı zaman bağırıyordu. Hangisi o? Şimdi onu da göstereceğim. Hatta böyle diyordun ya, aldım beyaz. Aynen. O beyaz yavru da şu an hamile. Öyle mi? Evet. Maşallah. Onlar şu an burada değil o zaman. Burada. Buradalar mı? Şu an yerde yatan o senin elindeki küçük yavru. Aa, nasıl büyümüş? Ya büyümüş dediğim cüce keçi büyüse ne kadar olur da. Ya işte o zaman daha küçüktü. Evet, o zaman minicikti. Şu an o hamile. Şöyle söyleyeyim. Haziran'ın ilk haftasında doğumu var. Bu gördüğümüz arkadaş değil mi? Evet. O küçücük olan, elindeki şimdi, küçük olan. Şimdi konu aslında şöyle, ben konuya bir de aslında en başına dönmek istiyorum. Cüce keçiden uzaklaşıp birazcık aslında çok konuya dışarıdan daldık. Biz de cüce keçiden başlayacak olursak, bu görmüş olduğumuz aslında 1 yaşında bir keçi. Yok, Nisan doğumlu. 1 yaşında değil daha. Daha 1 yaşında değil. Evet, Nisan, he, ayında 1 yaşına girecek. Nisan'da 1 yaşına, evet, girecek. O zaman yani 10 aylık falan şu, evet, anda. Evet. 10 ay ama hamile. Ama hamile. Evet. Şöyle bir şeye değineceğim. Yani normal bir keçi 10 aylık olduğu zaman bunun ortalama 2 katı kadar. Ya tabii. Değil yani mi? Normal bir keçi. Bunun 2-3 katı diyelim. Şu anda 10 aylık ve hamile maşallah. Evet. O zaman elimizde küçücük şöyle alıyordum. Aynen. Diyen. Bu da benim aşkım. Buna son 2 aydır annesi doğum yaptıktan sonra yalnız kaldım artık çok. Bu nereye gidersem gideyim bana bakıyor şu an. Anladım. Oturmamı istiyor. Nereye gidersem bu gideyim. Bu kaç aylık abi? Bu Haziran 10 doğumlu. Haziran 10'da doğdu. 9. Bak şu an nereye gidersem oraya gelir. Şimdi size küçük bir gösteri yapalım o zaman. Gel bakalım. Harikalar ya. Hemen yatış pozisyonunda. Bizim bunlarla ayrı bir, o zaman da söylemiştim ya, ayrı bir bağımız var yani. Evet ya, bunlar her birisi o zaman da senin dediğin gibi, evet, her birisi senin için evlat gibi abi. Evet. Bir kere sevgili arkadaşlar, şuradan anlayabiliriz ki hayvanların hiçbirisi gerçekten kaçmıyor. Normalde bu hayvanlara böyle yaklaştığınız zaman hepsi bir tarafa kaçarlar. Pek, evet, ele gelmezler ama, aynen, bunların hepsi bak kendin, aynen, oturuyorsun, geliyor sana sarılıyor. Ne kadar hayvanlarla çok vakit geçirirsen o kadar bağı çok kuruyorsun. Kesinlikle, evet evet. Yani işimiz gereği
çok fazla vakit geçiremiyorduk. Sonradan tamamen buraya odaklandık. Hani hayvanlarımızın hepsi ayrı ayrı bölmelerindedir. Ayrı ayrı ilgileniriz. Yemeğine, suyuna, her şeyine ayrı ayrı ilgileniriz. Evet. Ya bu çok güzel bir şey abi. Bir de böyle cüce keçi hususu olunca tatlılıkları falan böyle bir ayrı güzeller, bir ayrı hoşlar. Bir de cana yakın olmaları çok önemli ki zaten geçen sene de konuştuğumuzda sen keçilerin, zaten keçiler aslında sosyal hayvanlar. Düzgün bir iletişim kurduğun zaman çok sosyal hayvanlar. Bunları da sen belli ki burada dediğin gibi sevgiyle büyütünce bu sosyallikleri adım daha öne çıkıyor. Abi senden ricam, cüce keçiyi bize tanımlar mısın? Cüce keçi neden beslenir? Yani her şeyin küçüğü sevildiği gibi bunun da küçüğü çok seviliyor. Doğduğunda yani birçok videolarımda da var zaten sayfamızda. Cebimize koyup da çekiyoruz. Elimizde çekiyoruz. En sonki videomuz şu yaklaşık bir 10 gün önce falan videomuzda. Ayakkabının içerisindeki bir videomuz var. Yani küçüklüğü başka bir ne diyebilirim ki şimdi? O zaman hani konuştuğumuz şeyi söyleyeceğim. Yani insanların aslında alıp evlerinde bir arkadaş olarak besleyebilecekleri. Tabii beslenir. Ama şöyle bir şey diyeyim. Zaman ayırmanız gerekiyor. Hani bir köpek gibi bırakıp da işte akşam gelelim, sabah gelelim, kapatalım. Yani olur, mutlaka olur da. Onun için genelde bizim tavsiyemiz çifttir. Hani iki tane almaları. Vakit geçirebilmeleri için birbirleriyle. Hani çünkü kimse yokken ikisi kendi kendine oynadıkları için canları sıkılmaz. Evet, hem canlarının sıkılmaması için. Evet. Artı bir de şöyle, tabii evde beslenebilir dedik ama yine de bir küçük refah bir bahçesi, seviyesini oluşturabilmek lazım. Bir bahçesi olması gerekiyor. Yani küçük de bir avlu bahçesi olması gerekiyor hayvanların. Yani bir özgür olarak hani evin içerisinde ne kadar rahat olabilir? Biraz dışarıda olması gerekiyor. Mustakil tarzında. Hüseyin abi, o zaman konuştuğumuzda demiştik ki bunların beslenme maliyeti aylık 50 lira demiştik. Hatırlıyor musun? Yani 3'e katlamış olabilir şu an. 150 lira olmuş olur en fazla. O zaman ortalama şimdi de aylık 150 TL gibi bir bütçeyle bakılabilecek. Aynen. Zahmetsiz aslında. Zahmetsiz. Hani köpek gibi, kedi gibi eğitimleri yok. Yok. Gerçi kedinin zaten eğitimi yok da hani. Maliyet olarak belirli yıllarda, belirli aylarda aşıları var. Hani iç dış parazitleri olsun, işte rahatsızlandığı zaman aşılar olsun. Başka bir hiçbir maliyeti yok yani. Böyle bakılabilecek. Çünkü ben son zamanlarda böyle bir iki kez şeye de denk geldim. Parkta falan gezdirenlere de denk geldim. Evet. Tasmayla böyle alıp hatta kucağında falan gezdirenler oluyor. Evet. Bence son derece... O zaman da söylemiştim. Biz de gezdirmiştik zaten. Bizim de iki tanemiz vardı. Antalya'da Karaoğlan Parkı vardı. Biz de gezdirmiştik orada. Peki abi şöyle özellikle tek tek değinecek olursak mesela bize tanıtır mısın birazcık hayvanları? Şu mesela bu çok anne hoş duruyor. Üçüz. Bununla beraber üçüz. Koş. Aa, üçüz mü doğurdu? Evet, bu üçüz doğurdu. Anne dediğimiz bu arada anne diyoruz ama kaç yaşında o? 2,5 yaşında. Bizim o zaman gördüğümüz annelerden değil mi? Tabii onlardan. Hani anne de olsa 2,5 yaşında da olsa bir ortalama yani köpek. Baba da mesela 3,5-4 yaşın civarında. Yani o da aynı şekilde. O zaman babalar içerideydi. Dışarı çıkartmamıştık değil mi? İşte baba çoktu. Baba çok olduğu için kavga ediyorlardı. Hatta o zaman da boynuzu bir tanesi kırıktı. Yani tellere falan vuruyordu. Tellere falan vuruyordu. Onun için baba çift olunca eşleme zamanında kıskançlıktan hani doğada olduğu gibi, yabani keçilerde de olduğu gibi sürünün başında bir alfa vardır. O alfayı hani ben alfa olacağım. Benim. Yani bir mücadele başlıyor. Mücadele var. Yani mücadeleyi kim kazanırsa sürünün başına o geçiyor. Onun gibi düşünelim. Şey dikkatimi çekti. Şu erkekte sakal var. Demin dişi dedin. Dişide de şu keçinin şeyi var. Sakalları var. Evet. Dişi ceylanlarda boynuz olmuyor. Erkeklerde boynuz çıkıyor. Evet. Keza inek için de falan geçerli. Bu keçilerde de aynı şey geçerli mi yoksa tam tersi mi? Yok. Aynı şeyinden ziyade bunlarda aynı zamanda süs olarak küpesi de var. Aa, küpeleri var. Evet. Harman. Küpesi de var. Bak diğerinde yani değişik değişik. Ben de onu şeye yapışmış zannettim. Yok. Dişide de var bak. Karşı pıtrak rakı... diyorlar ya. Pıtrak yapışmış zannettim ben de. Yok. Şimdi arkadaki anne gelen annenin de var aynı şekilde. Önündeki de o oğlu zaten. Biraz yakında şu ikisi tabii anne oğul. Şu ikisi anne oğul. Önündeki iki tanesi anne oğul. Anne sağdaki oğlu, evet. Soldaki annesi. Şu miniklerden devam edelim. Şu minnaklardan. Burada yeni doğanlar var herhalde evet, abi. Evet. Burası tamamen kapalı şu an. 7 tane kafesimizin 7'sinde de yavru var. 7'sinde de yavru var. Bunlar zaten birazcık büyümeleri gerekiyor dışarıya salmalarımız için. Mesela ezilmesinler tabii, diye değil mi? Kısacası tabiri caizse şu. Kendilerini kurtarması gerekiyor. Kendilerini korumaya öğrenmesi gerekiyor. Diğer annelerden, diğer babalardan kendisini koruması gerekiyor. Koruyabildiği an yani kısacası kaçması. Kaçabildiği an kendini kurtarmış oluyor. Ama şu an daha küçük olduğu için, 1-1,5 aylık olduğu için şu an daha salmıyoruz. Sana şeyi soracağım. Bugün bir doğum oldu herhalde evet, abi. Evet, bugün bir doğumumuz oldu. O nasıl şimdi durumu? Şimdi ona biraz sonra ona bakarız. Onun çok güzel de bir hikayesi var. Onu da anlatırım size. Olur. Başında anlatayım daha güzel olur. Olur, olur öyle yapalım. Birazdan o doğum yapan yeni bir saatlik falan değil mi şu an? Evet, bir saat. Bir saat olmadı. Bir saat önce yarım doğum saat, yaptılar evet, daha yeni. 5 dakika önce. Onları da bir şöyle bir saatlik tabii. O şey aynen. Yavruları da bir görmüş oluruz hem de. Onun ayrıyetten o doğumdan ayrı daha ilginç bir hikayesi var. Onu da başında anlatayım size. Olur, olur abi. Yem olarak saman yonca. Yonca balyası. Evet, yonca balyası olarak veriyoruz. Yonca balyası veriyorsun. Peki
yoncalarda özellikle dikkat ettiğin bir şey var mı abi? Yok, yonca balyası hassasiyet olarak sadece dallarının biraz ince olması gerekiyor. Yani biraz daha zayiatı az oluyor. Yani kalın dalı çok fazla yemek istemiyor. İnce ve yapraklı olursa daha güzel yiyor. Ha, o zaman hobi amaçlı keçi besleyen izleyicilerimiz olursa... Çok bir önemi yok. Bu benim için. Sen zayiatın az olması. Ben zayiatım az olması ve onları düşündüğüm için. Sindirimi daha kolay olsun. Evet. Sindiriminden ziyade hani onlar seviyor mu sevmiyor mu? Hani bir aramızda bir bağ var bunu ya. Bunu deneyimledin tabii. Tabii tabii. Yani... Şimdi birçok yerden balya, birçok yerden de yem aldım. Hayvanlarım sevdiğini sevmediğini yani o hareketlerinden, gözlerinden anlayabiliyorsun. Değil mi? Evet. Onun için bir rayına oturtturduktan sonra aynı yerden alıyorsun ve aynı özellikleri taşıması gerekiyor. Hiç böyle özellikle eğitim falan vermeyi denedin mi? Böyle şeylere kafa yoruyor musun burada? Vakit harcıyor musun? Yok ama bir arkadaşımız vardı. Dün tanıştık kendisiyle. Belek Kadriye tarafında bir otelde böyle cüce keçi bakan bir arkadaşımız vardı. İmrendim ama tabii haliyle yeri çok güzel. Otel olduğu için bahçesi çok güzel. İsimli yani her birine ayrı ayrı isimler takmış. Her birini ismiyle çağırdığı zaman geldiği zaman Allah oluyor. Allah. Alkış çalıyor. Gelin buraya diyor. Yani Dudu dahi bir tanesinin ismini aklımda kalanı söylüyorum. Dudu. Dudu gel buraya dediği zaman geliyordu. Allah Allah. Evet, hatta sayfama da attım zaten özellikle bunu. Çok beğendiğim için. Ara ara ziyaretine gidiyorum yanına zaten. Demek bayağı sosyal vakit geçiriyor hayvanlarla. Evet. Yani evet. Artık tamamen iletişim kurma seviyesine evet. gelmiş evet. böyle. Evet. Sen böyle bir dene... Ya bizim yerimiz olmadığı için. Abi. Şimdi onun bölgesi otel bölgesi olduğu için yani 100-150 metre alanda 200 metre uzunluğunda alanda saldığı zaman normalde kapalı yerde ama saldığı zaman büyük bir bahçesi var. Hmm. Şimdi bahçesinde şöyle bir şey. Bu hayvanlara mesela gittiğin zaman illa ismiyle değil. Mesela şu kapının açıldığını gördüğün zaman bire şimdi göstereyim. Bunlarda mantık şu. Ses mantığı. Hani bir sesi ona odaklarsan alıştırırsan o ses üzerine hani nerede olursa olsun gelirler. Evet. Kaşığı bardağı bulmak da olabilir. Şimdi evet. mesela bak burada size bir sürü kapı açayım. Mesela şu kapıyı açayım. Hayvanlara da bakabilirsiniz aynı zamanda. Bak. Geliyor mu? Gelmiyor. Bu kapıyı açıyorum. Geliyor mu? Hiçbirisi gelmiyor. Değil mi? Evet. Şimdi bakın. Şimdi o ses tonunu evet. bakalım. Gidiş yönümle kapının açılması. Bakın. 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 Bak. Hepsi doluştular arkadan koşuyorlar deli gibi ya. Anladım. Biraz önceki söylemiş olduğum bu. Niye biliyor çünkü en sevdiği şeyi aynen. vereceksin. Şimdi ben bunların hepsinin ismiyle çağırmış olsam aynı bu şekilde gelir ama tabii onunla aradaki bağ çok farklı. Aynen aynen doğru. Onu alıştırmak eğitimini evet. doğru vermek evet. lazım. Doğru tabii. diyorsun. Ya bu da sonuçta eğitim olmuş oluyor bir nevize. Burası bunların cennet odası evet. abi. En sevdikleri. evet evet. Bak oradakiler dahi şu an o sesi duyduğu için ona bağırıyorlar. Çok bak. Güzeller ya. Bak hepsi. Bak tamam. Biraz sonra yemlenme bak. Gelin arkadaşlar. Hadi bakalım çıkın. Hadi. Hayır. Biraz sen sonra. Biraz sonra. Sen de gel. Hadi. Dur. Bunları şey olarak görüyorum abi. Böyle insanların çocuklarına hatta kendilerine bile hayvan sevgisini aşılayabilecekleri, hayvan sevgisini çok güzel bir şekilde yaşayabilecekleri tabii, hayvanlar olarak kesinlikle. Görüyorum. Kesinlikle. Biraz önce mesela kucağıma aldığım keçi yani benim elimi, yüzümü, boynumun birçok yerimi yani şey yapar. Sever. Ya kucağına yatmaya çalışır. Seni annesi, babası gibi görüyor o zaman. Onun mesela şu ileride göstereceğim biraz onu. O annesi 300 doğum yaptı. 300 doğum yaptığı için bir anda yalnız kaldı. Hmm. Anne diğer yavrularını benimsediği için bunu yanına yaklaştırmadı. Annesi doğum yaptığında bu kaç aylıktı? Bu Haziran doğumlu. Annesi bir ay önce doğum yaptı. Yaklaşık 7 aylık. Ha, 7 aylıkken hı-hı. annesi o zaman bunu şeyden evlatlıktan ya normalde, biraz terk etti bunu gibi. Bunu 1,5-2 ayken ayırır zaten. Ama aralarında ayrı bir bağ var ki. 1 yaşında annemiz mesela ilerideki yavrusuyla beraber doğuma yattı. Onun da videosu var mesela sayfamızda. Öyle yani yanımda. Yani böyle bir şey yok. Doğuma yatan anne 1 yaşındaki yavrusu yanından ayrılıyor diye doğumdan kalkıyor. E ne oldu o zaman peki öyle? İşte oldu? O yavruyu tekrar yanına koyduk. Yanında doğumunu yaptı. Yavrularını kuruttu. Kuruttuktan sonra artık seninle işim bitti. Benim yavrularım geldi. Ha, evet sen artık büyüdün git aynen. bak. Ve onun bizzat videoyu çekerek örneklerini de aldım. Çünkü eşimi biliyorum ben eşimle bu işi yaptığımızda. Dedim ki şimdi o benimseyen hani anne yavru doğumdan ayrıldığını bildiğim yavruyu götürdüm gittim. Annenin yanına yavrularıyla beraber koydum. Kavga ettiler. Yarım saat önce can ciğer kuzu sarması derler tabiri caizse. Yeni yavrular geldi. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat sonra yavrular geldikten sonra bir düşman kesildiler. Allah anne Allah. Kız, öyle anne söyleyeyim. Kıza. Evet. Kavga etme falan evet, gibi bir şey mi? Tabii kavga Allah ettiler. Allah. Tabii direkt kovdular. Kız da zaten ama kıskandı değil mi? Tabii. Sen hani ben varken niye gidip başka yavruları yanına alıyorsun? Tabii tabii. Diye. O da kıskandı gibi. Yavru zaten anne yavru küçük yavrularını kıskandığı için diğeri büyük yavrusu da olsa yani onları koruma içgüdüsü olduğu için direkt onu kovma yani döverek kovma aşamasına. O yavru şimdi gelişimini eksik
2 tamamlamış oluyor mu? Yok. Kişisel gelişimi. 1 yaşında zaten. Normalde onun maksimum 2 aylık, 2,5 aylık süt emmesi yeterli. Ha, o zaten çoktan tabii kopmuştu tabii, da tabii annesinden şey yapamıyordu. Normalde annesi ayıramıyordu. Annesinden hiç ayıramıyorduk. Yani bizzat ben bunları şöyle söyleyeyim, göstererek anlatayım. Mesela bu yavrumuz şu içerideki annenin ilk doğum yavrusu, ilk batım yavrusu. Burada bir baba var. Ben de bu babanın yanından koptum biraz önce. Sevgili arkadaşlar. İzliyorum ben de. Babamı Alatürkiye YouTube kanalında sadece aslan videolarından biliyorsunuz. Babamla aslan kafeslerine girmişliğimiz var bizim abi. Maşallah. Ben de babamın yanından koptum. Şimdi başka şeylerle geziyoruz. Babalarla. Babamla beraber güzel bir seyahate çıktık. Güzel bir turneye çıktık Alatürkiye çekim ekibi olarak. Babam da bize eşlik ediyor. Allah bacımızdan eksik etmesin memnun diyelim. Sağ olun. Ben de memnun kaldım. Böyle bol bol geziyoruz. Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı oluyoruz. O zaman baba biz devam ediyoruz. Aynen, buyurun. Şimdi yavruyu söylüyordum. Şu yavru geçen yılın Şubat yavrusu. Yani şu an 12-13 aylık. Şu içerideki de bunun annesi. Yani bu yavru onun ilk batım yavrusu. Ha, ilk batım, ilk yavrusu. İlk yavrusu. O kadar da kıymetli aslında. Evet, çok kıymetli. 1 yaşına kadar hiç ayırmadı zaten. Hmm. 1 yaşında doğumda dahi yanındaydı. Doğum olduktan sonra diğer yavruları benimsediği için diğer ilk yavrusunu hemen gönderdi. Ama bu da işte doğanın kanunu abi. Bunların kanunu. Bunlar da bizimki tabii gibi duygu olmadığı kesinlikle için. Yani bir yere kadar, çünkü onlar için en önemli şey nesillerini, soylarını devam ettirip yavrularına güzel bir şekilde bakabilmek tabii, bu hayvanların tabii temel gayesi. Doğası gereği. Ya bunun bir de ayrı bir özelliği var. Bütün sürüde de aynı var ama bunu biz yavrudan 2,5 aylıktan zamandan beri besliyoruz. Bunun yavrularını satamıyoruz. Satmamıza izin vermiyor. Nasıl yani? Evet. Öyle Allah bir özelliği Allah var. Şu an mesela yavrunun bir tanesini alalım. Buradaki bağırmış olan sesin 5 katını, 3 katını tek başına bağırıyor. Tek başına bağırır. Nasıl yani? Hemen ya ben her şeyi göstereyim size. Allah olur abi. Siz burada bekleyin. Aynen. Ya. Bunun yavruları mümkün değil, gitmeyecek yani. Heh. Dışarı çıkartınca iyice kızıyor mu? Tabii, bakın. Harbiden sinirlendi abi yani. Bu şimdi dedin ki 1 yaşına gelene kadar hiç aynı bu şekildeydi. O zaman demek ki anneliği bunun çok güzel çok bir anneliği. Bak. Bak. Maşallah. Demek ki anneliği hakiki gel annelik bunun. Gel. Peki abi bunlarda şey gibi, kediler gibi şey var mı? Üzerine başka koku geldiği zaman onu bırakır mı mesela? Yok. Bırakmaz değil mi? Ya zaten başka bir koku gelmiyor ama öyle bir şey yok, bırakmaz yani. Örnek veriyorum, başka bir annenin yanına gidip o anneye sürtünüp falan onun kokusunu yok bu yavrular üstüne yok almış olsa. Yok, o anne zaten onu sürtürmeye izin vermez. He, zaten gelme bana diye aynen anne izin vermez. O öldürücü darbe demeyelim de yani ağır hasar verici darbeler dahi vurabilir yavruya. Çünkü biz zaten şu an gördüğünüz gibi bölmelere yavruları ayrı ayrı koymamızın sebebi o. Yavru çünkü gitmek istese bile anneyi gidecek, kabul etmez. Mutlaka gidecek. Diyorsun. Çünkü anne mesela bu renkte bir annenin yanına mutlaka gidecek. Gittiği zaman o anne benim he yavrum değil diyerek ona ciddi şekilde vuruyor zaten. Daha demin bir tanesi vurdu şöyle, evet, kaldırdı evet şöyle. Aynen o örnekleri gibi. Yavruya hiç acımadı yani. Hiç, yavru hiç. Yanlış bir bölgesine gelmiş olsa yani ölür. Bunu hani anlatmak istemiyorum. Daha önceki yıllarda öyle bir ölümümüz oldu. Yani boynuzuyla karnını delmiş. Aa. Yani onun için koşup nasıl vurdu artık demek tabii ki. Tabii o an bilmiyoruz. Biz sadece yavrunun yani yaralı bir şekilde yattığını gördük. Müdahale ettik, veterinere götürdük ama kurtaramadık. Hayırlısı yani olsun abi. Tabii. Yani onun için yani dikkatli olmak bunlar bize lazım. Hepsi bir ders. Tedbir almak lazım. Kesinlikle bu bölmeleri ayrı ayrı bölmeler yapmamız, ayrı ayrı sulukları, yemlikleri yapmamızın sebepleri zaten bize hepsi tecrübeyle geri geliyor. Yani buradan da aslında şunu görüyoruz abi. Keçi dedik. Aslında biraz önce söylediğimiz tezimizi çürüttük şu an. Dedik ya bakması çok kolay diye. Aslında hay detaya inersek zor. Evet, zor. Tabii. Yani detaya çok inersek zor. Kapsamlı üretim, bir iş. Üretim hani kapsamı çok zor. Evet. Mesela böyle sadece alayım keçiyi besleyeyim, her hayvan için aslında bu geçerli. Köpek için de kedi için de geçerli bu. Alayım öyle besleyeyim değil, hassas davranmak lazım. Tabii senin burada çok kalabalık olduğu için biraz evet da bunları kontrol etmesi zordur eminim. Ama belki bir çift besleyen insanın bu kadar yok, bu kadar zahmet olmaz zaten. Olmayacaktır. Bu kadar zahmet olmaz. Küçük bir yani 10-15 metrelik bir kafes olmuş olsa, önünde de bir 10-15 metrelik bir avlusu olmuş olsa çok rahat bir şekilde iki hayvan orada ömrünü sürdürebilir. Hiçbir peki sıkıntı olmaz. Peki birisi mesela bir insan bunu alıp geceleri evinin balkonunda
gündüzleri de apartmanın bahçesinde besleyebilir mi sence abi? Ya elbette besleyebilir. Çalınmazsa. Evet, elbette besleyebilir. Hiçbir sıkıntısı olmaz yani. Ama dedim ya, hayvanlar tek olduğu zaman, bu hayvanlar biraz önce anneden de pay biçelim. Yavru yanından aldığınız zaman bağırır. Yani iki kardeş mesela. İki kardeşi dahi yanından, birbirinin yanından aldığın zaman bağırır. Hayvanlar her zaman ikili oynamayı çok sever. Ha, tamam, köpekler, kediler insanlarla daha çok vakit geçirdiği için daha çok oynamayı seviyor ama bunlarda da kendi aralarında ayrı bir bağ var. Yani insanla bir yere kadar oynuyorlar, tabii, diyorsun. Tabii. Peki çok canları sıkıldığı zaman ne gibi sıkıntılar yaratırlar abi? Hiç bilmiyorum. Çünkü öyle bir şey başıma gelmedi. Ben de başlangıçtan beri hep çift olarak başlamıştım zaten ben. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım ama neyle karşılaşılabilir bilmiyorum. Şimdi bilmediğim için de mesela böyle koltukları ısırma. Ha yok yok, öyle yok, öyle bir hani köpekler gibi site... yok. Ha, aynen muhtemelen yalnız kaldığında bağırır diye düşünüyorum. Aynen, doğru. Çünkü doğru. Ayırdığın zaman bağırıyor. Yine yalnız kaldığı zaman da bağırır diye düşünüyorum. Ama koltuğu ısırayım ya da suyu devireyim ya da şunu yapayım, zarar vereyim gibi şey olmaz yani. En fazla herhalde şey yapar. Kapıya falan toslar. Yok. Ha, yok, onu da yapacağını sanmıyorum. Şey o mesela, sadece bağırır. Bağırır değil bağırır mi? Hani bir normal kedi köpek gibi strese girip de böyle yıkıp dökecek bir şey olmaz. Ama bağırır diyorsun. Tabii, demin, demin gördüğümüz aynen, gibi. Aynen. Onu da o yüzden sıkılmasını engelleyecek şekilde bir düzen, bir sistem yapmak onun lazım. Onun için çift olması gerekiyor. Bak buradan daha iyi müdahale edebiliyor. Şu an anne o, yavruyu. Aa, evet. Bak bizzat şahit olduk anlattığına. Diğer yavru siyah olana yan kafese yaklaşın. Aynen, biz şahit olduk. Yaklaşma diyor yani, benim bölgeme girme. Evet, bunu da buradan net bir şekilde anlamış olduk. Vallahi abi sistemin üzerine de çok eklemişsin yani. Şeyler vardı ortada. Evet, aynen. Soba vardı, oyun parkuru oyun vardı. Parkuru onları vardı, kaldırdım, onları bölmelerin içine yapmıştık zaten. Ha? Ortada da boş olsun diyorum. Yani yemliğimizi kullanıyoruz zaten. Ha, ortada. Yemliği buraya çekiyorsun. Aynen, tekerlekli yemlik yaptım kendim. Ha, o da güzelmiş, tekerlekli yemlik. Peki yemlikte özellikle dikkat ettiğin herhalde çok bir şey yok. Tepeden yok, dolduruyorsun. Aynen, tepeden dolduruyoruz ama hayvanlarımızın boyuna göre yaptık. Normalde aynen, şu şekilde görüldüğü gibi. Onu diyecektim ben de. Hayvanlarımız küçük olduğu için yemlikleri de küçük oluyor. Yani özellikle köşelerini falan da zaten bükülü tabii, bir şey kullanmışsın. Aynen. Boğazları acımasın diye. Tepeden dolduruyorsun, alttan yiye yiye döküyorlar aynen, değil mi? Aynen. Alt bölüme de zaten yemini koyuyoruz. Evet, bu da güzel olmuş. Hayvanların boyuna göre şöyle küçük kadarcık. Evet. Evet, maşallah. Kangalımız vardı abi. Kangalımızı gönderdim. O zaman da demiştim ya, Antalya çok sıcak bir yer. Onu gönderdim ve sizin videonuzu izleyen bir takip pak cinsi, ben dedik hani ben parayla satmaya karşıyım diye bir ibare kullanmıştım orada ya. Hı hı. Takipçinizden bir tanesi Antalya'da dedi ki ben videonuzu izledim. Köpeği parayla satmaya ben de karşıyım. Siz de karşı olduğunuzu öğrendim. Mis gibi. Ben size pak cinsi köpek hediye edeceğim dedi. Biz de buyurun getirin gelin dedik. Getirdiler geldiler. Bir arkadaşı daha vardı yine aynı şekilde. O da getirdi geldi. İki tane pak cinsi köpeğimiz oldu. Hayvanlarla da çok oyuncu zaten. Onlar da oyuncu. Bizimkiler aynen, de oyuncu. Güzel oyunlar yapıyordu. Yani ister istemez hayvanlar çoğalınca arkadaşıma dedim ki yani beni yanlış anlamazsan hayvanları tekrar sana iade etmek istiyorum. He. Yani yerim dar ben çünkü doğumlar da başladı. Takas ettiniz zannettim. Yok yani. yok ben Kangal'ı gönderdim zaten. Yayla bölgesine gönderdim. O zaman da dedim ya ücretsiz bir şekilde. Aynen. Yayla bölgesine gönderdim ve bundan o zaman bahsettiğim gibi hiçbir de keçi kuzu da talep etmedim. Yani yeter ki sıcakta kalmasın artık yeter diyerekten hemen gönderdim. İşte pak cinsi köpekler geldi. Yani onu da bu ayrı bir bölmemiz vardı. Oraya koymuştuk. Artık doğumlarımız da başladığı için mecbur bir şekilde onlara da iade etmek zorunda kaldım geriye. Yanlış anlamazsan dedim hani ben bunları zaten satıma karşı olduğum için. Veren arkadaşı tekrar aradım. Dedim ki bunları tekrar size iade etmek istiyorum. Çünkü yerim yok kullanabileceğim, hayvanlar koyabileceğim. Onun için onları da tekrar iade ettik. Şu an herhangi bir köpeğimiz yok. Peki iletişimleri nasıldı abi? Gayet güzeldi. İlk bir ay, iki ay boyunca çok güzeldi. Her iki taraf da oyuncuydu. Ama şöyle bir durum var. Hayvanlarda, hani keçilerde bilmiyorum da özellikle köpeklerde. Canı yanarsa canı yakar. Köpeğin mesela bu onlar oyuncu mahiyetinde yanına gelip vurma yapıyor. Yani toslama kısacası. Aynen. Toslama yapıyor. O da ona kızarak bunu ısırmaya kalkıyor. He. Bir tanesinde tabii de küçük bir yara gördük kulağında. Yani onun yaptığını bilmiyoruz ama yara köpek yarası gibi böyle diş izi gibi gördük. Hmm. Bir de o da bizim etken oldu. Çünkü küçük yavrularımız da var. Yani yavrularımıza saldırma ihtimali de olabilir diye. Çünkü ben hayvanı alıp da böyle 3 metrekare 2 metrekarenin içerisine kapatma taraftarı sen değilim. Sen bir arada beraber yaşasınlar. Tabii aynen. Zaten huzura alırken de o şekilde almıştım. Hani arkadaşıma dedim ki yani normal hayvanlarla geçinmesi nasıl, birbirlerine sosyal mı diye. Getirelim bizzat görelim abi dedi. Olursa dedi bırakırım demişti. Getirdik. Hayvanların içerisinde gayet güzeldi. Çok da iyi anlaşıyorlardı. Ama tabii zamanla her şey değişiyor. Gerçekten iyi kontrol edebilmek lazım. Dediğin gibi dolayısıyla bu sorumluluğun altına giremeyecek bir durum varsa da bu işi hiç yapmamak lazım. Aynen, aynen. O yüzden en doğrusunu kesinlikle, bence de karar. Kesinlikle. Yani ne karar küçük hayvanlarımıza zarar gelsin ne de köpeğimize zarar gelsin dedi. Hani çünkü bu da ciddi şekilde vurduğu zaman köpeği de yaralayabilir. Aynen. Çünkü o onu ısırdığı zaman o da kızacak. Ortada bir kavga meydana köpeğin gelecek.
gelecek. Hiç haberi yokken şurada şöyle şurayı izlerken gitse boynuzu bir aynen, taksa. Vurabilir yani. Yani yapar vurabilir. Mı yapar olur. Aynen evet. Vurabilir. Onun için gönderdik. Şu an köpeğimiz yok. Hayırlısı olsun abi. Öyle öyle. Diğer tarafta dedin ya yavrular evet. Bir anlatacağım bir şey var tamam. Size diye. Evet. Ona geçelim mi abi? Geçelim. Şunu da sakallarını bir sevebilsem keşke şöyle gelse de. Bak. Tamam tamam. Son bir sefer daha sevdireyim. Gel. O sesi tanıyorum. Gel. 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 Gel son bir sefer daha sevdireyim. Gidiyorum hadi. Gel. 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 Tamam gidiyorum hadi. Gidiyorum. Ben. Tamam. Yeter mi? Tamam. Hadi görüşürüz. Kaç tanesi hamile dedin abi? Şimdi şu... Abi buranın tamamı hamile şu an. Öyle mi? Şu 300'ler hariç ve şu hariç. Diğerlerinin hepsi hamile. Şu 300'ler zaten 3 aylık yavru. Bu da 6-7 aylık yavrumuz. Diğerlerinin hepsi hamile. Bana sorarsan hepsi 6-7 aylık abi. Çok da büyük gibi durmuyorlar. Hani şu belki 9 evet, aylık. Evet. Şunun doğumu muhtemelen 1 hafta. Yani 10 güne şu, kalmaz. Şu 1 hafta evet, ya. 1 haftaya 10 güne kalmaz. Nisan 18'de doğum yapacak. Bazılarında bu biz... şu. Evet Nisan 18'de. Bu da hamile. Evet o da hamile. Aa. O biraz önceki bahsettiğim konunun Şubat yavrusu. He aynen. Ya benim kafam karışıyor. Hepsini gördüğüm için böyle. Evet. O Şubat yavrusu şu an 13. ayda hamile. Bir ay sonra yani kısacası 14. ayda doğumundan 14. ayda yavru vermiş olacak bize. Yani bu aslında güzel bir verim değil mi? Ya verim olarak güzel ama biz bunu engelleyemiyoruz. Hani bazı takipçilerim ve kendi arkadaşlarım da dahil ya çok küçük eşleştiriyorsun. Hani bunu eşleştirmemen gerekir. Bunlar gelişmesi gerekiyor. Belirli, aynen. Belirli bir dönem olması gerekiyor diyor ama tam sonuçta bizim erkeklerimiz içeride. Onun da zamanı geldiği zaman ona biz burada olmadığımız zaman müdahale edemiyoruz. Köy yerlerinde zaten küçükbaş hayvancılıkta bu böyle midir? Yoksa örnek veriyorum bu cüce keçi olmasaydı da normal keçi olsaydı da 10 aylıkken çiftleşebiliyor muydu 11 tabii, aylıkken? Tabii çiftleşir. Kuzu da zaten 6-7 aylıktan yanlış hatırlamıyorsam keçi de 1 yaşından sonra eşleşiyor. O zaman bu kadar. Çok sakıncalı bir durum değil ama yani daha iyisinin tabii, olabilmesi gelişme için. Gelişme açısından hani şimdi hayvan küçük yavru yani 1 yaşında ama sonuçta gördüğünüz gibi şu çok çok küçük. Biraz daha gelişebilirdi ama tabii biz kameradan yani güvenlik kameramız var. Zaten kovduğunu görüyoruz. Eşleme anında bir 10-15 dakika içerisinde eşleme oluyor. Kovduğunu gördüğümüz için anında geldik hani en azından erkekleri kapatalım. Yaşı küçük diyerekten eşleştirmeyelim diyerekten ama olan oldu. Sağlık olsun inşallah doğumunu başarılı bir şekilde güzel i̇nşallah. Bir şekilde yapar diyelim. Zaten sağlıklı yavrular biz birçok yavrulardan sonra o zaman da bahsetmiştim size. Bebek tesislerimiz şeylerimiz biz bir aynen. Belirli bir bölgeye aldık. Şimdi buraya da bir kamera koy. Bizim burası doğumhanemiz ha, oldu. Burası doğumhane kamera evet. Da var telsiz de var. Aynen. Bizim güvenlik kamerasından izliyoruz. Bebek telsizinde de sesini duyuyoruz. Anında mesela şu anki günü gelen 1-2 gün kalan yavruları anneleri buraya koyuyoruz. Evde akşam evde monitörden izliyoruz. Eğer ki baktık ki doğum yatışı vardır ve doğum sesi var. Sancı sesi. Onu bağırdığı zaman ki artık o sesi çok iyi deneyimledim. Tabii. Direkt anlarsın tabii. Yani değil mi? Şimdi canı yandığı sesi farklı. Açım diyen sesi farklı. Tokum diyen sesi farklı. Oyun sesi. Bunların hepsi çok farklı. Biraz önceki sinirlenen ses. Aynen. O. Yavrumu alma. Götüremezsin bir yere. O benim sesi. Değil mi? İnşallah seneye geldiğimiz zaman hayvanlar iki kat fazla mı olur diyeyim? Yoksa daha mı az olur diyeyim? Valla değil mi? Yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çünkü kafama nasıl eserse nasıl mutlu olursam aynen, diyorsun. Aynen. Yani ben de bilmiyorum. Şimdi büyütürüz çoğaltırız demiyorum ama her bakımdan kendimize bir yavru almamız gerekiyor. Çünkü hem anneyi yeni annemiz olmuş olsun hem de taze genç annelerimiz olsun. Diğer tarafa geçelim mi abi? Geçelim. Oraya bir bakalım mı? Baba gel beraber gidelim şöyle. Yeni doğan 1-2 saatlik yavrularımızı şimdi görmeye gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi cüce keçileri güzel bir böyle görüntü olsun diye saldık ama bir de bunu toplaması var. Abi önce hangisinden başlıyoruz? Şunu alalım. Evet. Şöyle üçlü. Önce bunları aldık. Diğerlerinin buraya geçmemesi lazım. Evet. Geçerse ortalık karışıyor. Sen... Sonra... Ne yapalım? Ha nereden biliyorsun? Tarık. Kapıyı. Tanesini yanına çağırın. Bu nereye abi? Aa ne güzel. Çok tatlı. Saldırı olacak, saldırı. Hayır. Nereye götürüyoruz şunu abi? Çok iyi ya. Aynen abi. Çok iyi ya. Koklatıyorsun, kocacığına düzüyorsun.
kokuların da şey yapmaması gerekiyor. Evet, siz de tamamsınız. İçeri sok abi, tamam. Dur. Evet. Ben bu arada abi hayatımda ilk kez bir saatlik bir keçi göreceğim. Keçi görmeye geçtim, ilk kez bir saatlik cüce keçi göreceğim. Aa, gel. Senin burada içeride atölyen var. Güzel bir atölye yapmışsın kendine. Hı hı. Ha, şimdi bu. Evet, daha yeni. Maşallah. Diğer görüntüye bakabilir miyiz abi? Dur. Hemen ağzını temizlememiz gerekiyor. Ağzını temizlemen gerekiyor ki nefes, hı hı, alsın değil mi? Evet, şu anda da annenin temizlediğini görüyorsunuz yavruları. İkiz mi? İkiz. İkiz maşallah. Peki abi keçiler ne zamandan sonra ikiz doğurmaya başlıyor? Herhalde ilk doğumları tek mi oluyor? Şimdi bundan birkaç ay öncesine kadar genelde ilk doğumlar tek olduğunu düşünüyordum. Ama geçen yılki sahiplendirmiş olduğum yavrunun bir tanesi ilk doğumda 300 yavru vermiş. Aa, İlk doğumda. İlk doğumda. Ve bunu da ilk defa duydum normalde. Ama bir de şöyle bir durum var. Annesi, yani vermiş olduğum dişi, dördüz kardeşiydi. He, genetik de olabilir diyorsun. Ona yoruyorum. Başka bir şey yormuyorum şu an. Çünkü yavru dördüz kardeşi olduğu için, yani muhtemelen anneden kan geçtiği için o şekilde olduğunu düşünüyorum. Normalde hiç öyle bir şey başımıza gelmemiş. Peki şöyle, annenin yaşı kaçtı, babanın yaşı kaçtı? Doğum, yani hani acaba anne genç, baba yaşlı olduğu için döllemeden kaynaklı bir verim mi var acaba diye düşündüm de. Yok, şöyle söyleyeyim. Baba, yani sahiplendirmiş olduğum baba 1 yaşında. Yavru da 1 yaşında olmuş oluyor. Yani 9 aylıkken eşleşmiş. 9 aylıkken eşleşmiş. 9 aylıkken eşleşiyor. Aynen 14. 15. ayda yavru vermiş oluyor. Yavru da 300 olmuş oluyor. Ama annesini eşleştirdiğimi soruyorsanız, annesi de 2 yaşında, babası da 2 yaşında. Onların annesi 400 doğuran. Evet, 400 doğuran, yani 400 kardeşi olmuş oluyor zaten o. Aynen. Biraz karışık ama. Aynen. Biraz karışık ama. Ya 400, o da çok ilginç. Evet. Denk geldin mi abi hiç başına? Ben de gelmedi. 300, en fazla 300 geldi ama şu an o 400 annesi burada. Sürpriz yumurta gibi artık. Evet. Böyle o bir bakıyorsun 4 tane. Tabii yani zaten doğumunu bir 10 dakika içerisinde, tamamen 15 dakika içerisinde bütün doğumlar gerçekleşiyor. Hmm. Aksi bir durum yoksa ki eğer. Hani mesela ilk yavru geldi, aradan bir 5 dakika sonra ikinci yavru gelir. 3 dakika sonra üçüncü yavru gelir. Artık en son torbası vardı. Torba yattıktan sonra zaten biz anneyle yavruları baş başa bırakırız. Artık zaten o torba yavrular doğmuş, düşmediği sürece anneyi ve yavruları yalnız bırakmayız. Çünkü torba dediğin torbası da yani etenek. Eteninden sonra artık doğumun bittiğinin ibaresi olan torba. Zaten o torbada çıktıysa içeride başka bir şey kalmıyor, aynen, değil mi? Aynen, evet. Aynen. Şimdi o zaman neredeydi abi? Gel, şey. Burada. Evet abi, senin atölyene geldik şimdi. Evet. Atölyen biraz dağınıktır. Kusura bakmayın artık. Estağfurullah abi. Senin bütün çiftliğini yaptığın yer burası, evet, değil mi? Bütün, evet, çiftliği, kafes, aynen, sistemlerini. Aynen. İlk videomda da söylediğim, aynen, gibi. Aslında donanımlı güzel bir yer böyle. Bütün ihtiyaçlarını karşıladın. Evet. Şimdi maşallah. Bir hikayem olacak dediğim, anlattığım noktaya geleceğim. Çok güzel bir hikaye. Şimdi bu annemiz bir saat önce doğum yaptı. Yandaki annemiz de 3 gün önce doğum yaptı. 3 gün önce doğum yapan annemiz 300 yavru dünyaya getirdi. Ama sağlığından dolayı muhtemelen yani göğüslerine süt inmedi. Süt inmediği için biz bunu yani 3 gündür sabah, öğle, akşam 2'şer saat, 3'er saat arayla diğer annelerden, doğum yapan hani yavrulu anneler var ya, o annelerden böyle küçük küçük süt sağarak, şırıngayla ağızlarına damlatarak hayatta kaldırmaya çalıştık 3 yavrunun. 3 yavrunun bir tanesini kaybettik dün akşam itibariyle. Bugün bir saat önce doğumumuz oldu. Yani yine aklımızda öyle bir şey yok. Biz diğer ikiz yavruyu besleyeceğiz. Biberonla şırıngayla. Biberonla ve şırıngayla besleyeceğiz. Bir saat önce dünyaya gelen yavrumuzun torbası, yani eteni dediğimiz, etenini diğer 3 gün önce doğum yapmış olan yavruyu kapladık. Etenek ısladık. Dediğimiz çıkan sıvıyı, zarı var onun. Zarı normal bezin üzerindeydi. Bezle beraber bunları tamamen yeni doğmuş gibi ıslattık. Bu sırada bu da yeni doğum yapmış. Tabii o da sırada yeni doğum yaptı. Biz o doğum yaptığı yavrularını hemen aldık sıcak sobanın başına getirmek için. Sobanın başında onlar kururken biz diğer 3 günlük yavruları anneye, kısa tabiri caizse yakmak denir bunun adına. Yavruyu anneye yakmak. Anneye yavruyu yaktık. Yamadık. Yaktık. Tabii bu yeni doğmuş etenin üzerinde ya. Yeni doğmuş. 3 günlük yavru yeni doğmuş gibi oldu. Önüne koyduk. Bunu videolarımızda da var. Yalayarak temizledi. Ve içgüdüsü bu benim. Mantık olarak, evet. Mantık olarak bu yavru benim dedi. Ya bir baktı lan, siyah doğduydu bunlar. Neyse, demek beyazmış. Yok, demek gözüm kararmış diye. Öyle bir şey yok. Sadece ve sadece koku. Değil mi? Diğer, eğer ki o eteni olmamış olsaydı, bizdeki bu doğum da olmamış olsaydı, biz bunları şırıngayla beslemeye devam edecektik. Vallahi güzel. Kabul ettiyse abi. Evet, kabul etti. Güzel bir şey. Şu an bak torbası.
geldi. Biraz önce biz torbasını görmemiştik zaten ama emin olduğumuz için torbası geldi şu an. Artık başka doğum yok. Evet, onun belirtisi. Zaten çıkan çıktı. Aynen. Torba çıktı. Hı-hı. Olsaydı zaten içinde aynen. olurdu. Evet. Peki bunun sütü bu yavruların hepsine yetecek mi abi? Yavruların hepsine hiç yetmesi önemli değil. Biz zaten yavruyu hani anneye yakmamızdaki sebep ilk ağız sütü vardır. Biz bu yavrulara ilk ağız sütünü veremedik. Ağız, yani ilk süt. Doğum anındaki ilk süt. Yani bütün besleyici protein, mineral yani o hayvanın alması gereken besinleri alamamıştı. O ağız sütü, ben geçen o ağız sütünden yapılan bir tatlı yemiştim abi ya. Böyle süt değil de sarımsı bir sarımsı sıvı gibi. Bir şey, sıvı aynen gibi bir çok şey. Yani hayvanların birebir ilk aşamada alması gereken. Aşırı besleyici yani evet, onu konu evet, oraya evet, konuyu oraya evet. bağlayacağım. Onlar bunu alamadığı için hem böyle zaten küçük dünyaya geldi ama tabii 3 günde de normalde gelişmesi gerekiyor. Mesela o 1 saatlik yavru, bu 3 günlük yavru. Aradaki farkı görebilirsiniz. Ha, tamam küçük dünyaya gelmiş olabilir ama sonuç itibariyle besin alamadığı için de birazcık çelimsiz kaldı. Aynen. Şöyle elini yanına indirir misin abi? Bir boyutlarını izleyicilerimiz şey yapsın diye söylüyorum. Boyunu şöyle net bir şekilde anlayabilmeniz için arkadaşlar. Bir avuç keçi görüyorsunuz şu an. Gerçekten maşallahları var. Harikalar abi. Şu anneden babada siyah beyaz olan var mıydı peki? Baba oradaki sakallı var ya. He. O sakallı. Bak şu an benimsediği için yavrularımı alma diyor. Gördün mü? Evet. İyi benimsediyse çok güzel evet. ya. Biz çok mutlu olduk. Güzel yani bir nasip olmuş yani. Kesinlikle. Bunda sizin de parmağınız var diyeyim. Nasibinizle geldiniz. Öyle söyleyeyim. Yani çok şükür abi evet. Allah sağlıklarını versin inşallah. Güzel sağlıklı bir hayat yaşasınlar diyelim. Hadi bakalım. Bir avuç keçi. Bak hala yalamaya devam ediyor. Artık bu iş oldu yani. Evet şu an onu benimsediği için. Tabii onlar herhalde birazcık yadırgadılar. Tabii tedirgin anne burada. Şimdi biz o zaten şu an yavruyu tekrar annenin yanına koymuş olsak onun kokusunu alacak. Bu sefer yine kabul etmeyecek. Zaten biz normal biberonla emziremedik. Diğer süt sağdık geldik emziremedik. Kuzu mamaları var. Kuzu mamalarından aldık. Suyla karışımı yapıp koyduk. Hiçbir şekilde onu kabullendiremedik yavruya. Biz onu küçük şırıngayla şöyle normal enjektör şırıngamızla ağzımıza damlata böyle damlata, küçük. Damlata. Aynen. Çünkü da çok aldığı zaman bir de şöyle bir durum var. Bir önceki batımda da biz yavru kaybettik. Şöyle yavru kaybettik. Biberonu veterinere götürdük. Hani hayvan hastalandığı için, yavru da küçük olduğu için. Biberona sıktınız mı dediler. Biz de hani ister istemez tabi ağzına biraz süt gitsin. Solunum yoluna gittiği için, ciğerlerinden su gittiği için bir tane yavru kaybettik. Onun için ağzına damla damla böyle dille damlatıyoruz. O alıyor içeri yutuyor. Damla 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 veriyoruz. Çünkü evet annenin memesinde de sonuçta öyle şarıl şarıl akmıyor evet, yani. Kendisi çekmesi gerekiyor. Kendisi çekmesi gerekiyor. Kendisi alması gerekiyor. Biberonun da boyu çok büyük belki de yani. Aynen. Ondan aynen. kurtarmıyor. Ama inşallah gerçekten çok mutluyuz. Yani bir saat öncesine kadar tamam yavrularımız oldu elimizle müdahale ederek besliyoruz ama bir saat öncesi çok çok mutlu artık olduk. Artık sahipsiz değiller. Sahipsiz diyorsun. Değiller. İlk ağız sütünü verdik. Şu an gerçekten çok ciddi bir katkısı olacak inanıyorum yavrulara. İnşallah. Zaten biz sobamızı yakıyoruz. Yani her şeye dört dörtlük bakmaya çalışıyoruz. Böyle küçük aksilikler olduğu zaman üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Yani annenin göğsüne süt inmemesinin yani hiç kimsenin bir hatası yok bunda. Annenin rahatsızlığı aynen, olabilir. Evet. Sonuçta süt inmedi yani hiç inmedi. Yani bir gün bekledik, iki gün bekledik hani iner dedik ama inmedi ve bunu bilen kişilere de çok danıştık. Hani ne yapmamız gerekiyor? Aksi bir şey mi vermemiz gerekiyor? Süt yemi falan süt filan. Yemi, şey. Onları zaten veriyoruz. Zaten bütün annelere zaten süt, veriyorsun. Bütün annelere süt yemi veriyoruz zaten şu an biz. Ama 3 gün arka arkasına bol miktarda vermemize rağmen olmadı. Hala da gelmedi. Bugün 3. 4. gün hala da gelmedi ama gerçekten bir saat öncesine kadar bir saatten önce çok mutluyuz. Yani şurayı ne video yapıyoruz abi. Ya çok mutlu bir şekilde. Maşallah. İnşallah abi sağlıklı bir şekilde i̇nşallah. De büyürler. İnşallah. Peki Hüseyin abi burada dallar var abi. Bu dallar ödül müdür? Ödül maması gibi mi? Bu dallar şöyle söyleyeyim. Bunları yonca balyası zaten veriyoruz. Zeytin dallarını da çok severler. Öyle mi? Verebilir miyim biraz? Tabii gel tabii. Mesela şu an. Ya biz zeytin dalını tabii. uzatsam ağzına. Acaba gerçi onun zaten önünde tabii, var. Buna herhalde. Verebilirsin. O zaten önünde var yememiştir. Zeytin dallarını çok seviyorlar. Ha? Evet. Yeterince yedi herhalde. Yeterince tok olduğundan yemiyor herhalde. Aynen. Senin nasibin bu. Orada dursun. Elinden hiçbir şey yok. Aynen. Elimden yemiyormuş abi benim. Benim elimden yemiyormuş. Bir de anneye deneyelim. Uzattığın barış dalını şey yapmadın. Aynen. Uzattığım zeytin dalını kabul etmedi abi. Zeytin dalını yiyorlar. Zeytin yiyorlar mı abi? Şöyle bir özellikleri var. Zeytin yiyorlar. Üzerindeki zeytinlerin dallarını kestiğim zaman üzerinde zeytin oluyor ya bazılarında. Hı. Çakal zeytin diyelim. O zeytinleri yiyorlar. Kafesin içerisinde kapalı mı kaldılar? Yattığı bölgede sabah geldiğin zaman zeytin giliklerini hepsini çıkarmış oluyorlar. Allah Allah. O çekirdeklerini. Çekirdeklerini çıkartıyorlar. Zeytini öyle yiyor. Zeytin tamamen yeniyor. Bunlar hayvanlar mesela geviç getirirler. Hani mesela orada da görürsün. Yemeği yedikten sonra saatlerce böyle geviç getirir. Ağzında geviç
Ogeviç getirir. Ogeviç getirirken onun videosunu dahi çektim. Çünkü ağzında farklı bir şeyler gördüğüm için. Aksi bir durum var. Hemen videoyu aldım. Orada ağzından tıp düşürdü bir tanesini. Ve bunu saatler sonra mı yapıyor? Tabii tabii saatler sonra. Allah sabah Allah. Mesela bugün yediler. Yarın sabah diyelim. Yarın sabah yattığı bölgede zeytingiliklerini görebilirsin. Allah Allah. Evet. O da değişikmiş. Sen nasıl ayırt ediyorsun abi hangisi zeytin hangisi değil? Ama gilik sonuçta giliğin yani zeytinini yemiş. Normal sen mesela kahvaltı yapıyorsun. Dışkıları da zeytine benziyor. Yok. Yok. Şimdi sen zaten kahvaltı yapıyorsun, zeytin yiyorsun, gileğini koyuyorsun. Aynen. Aynısı. Allah Allah. Çekirdek. Sadece çekirdeğe kalmış oluyor. O da oluyor. İlginçmiş yani. Çok ilginç. Onu hani sindirime yollamadan geri tekrar vücuttan evet. Ağız yoluyla atması evet. Da ilginç. O geviş getirdiklerinden kaynaklı. Nerede biriktiriyor acaba? Mideden geri geliyor zaten. Mideden geviş, mi geri tabii geliyor? Tabii geviş, geviş geri geliyormuş, tekrar çiğniyormuş. Öyleymiş yani. He, ben o sistemini tabii. Hiç bilmiyorum. Yani bunu bizim annelerimiz, büyüklerimiz bu şekilde söylüyor. Çiğniyor, yutuyor. Geviş getirmesi tekrar içerideki yediği şeyleri tekrar yemesi, yutuyor, ezmesi. Yutuyor, mideye aynen. Gidiyor, mideden tekrar çıkartıyor aynen. Bir daha. Aynen. İyice iyi sindirebilmek aynen. İçin. Yani isterseniz bir bulabilir miyim bilmiyorum bakayım. Evet bu dediğin zeytin mevzusunu da böylece izlemiş olduk abi. Vallahi gerçekten ilginç. Ben tekrardan abi geçtiğimiz senede olduğu gibi seni tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Burada gerçekten hayvanlara çok özenli bir şekilde bakıyorsun. Maksimum hassasiyet gösteriyorsun. Evet. Bu işi canı gönülden yaptığın için evet. Çok kıymetli evet. Diye düşünüyorum. Bizi de misafir ettiğin için teşekkür ediyorum abi ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Memnun ettiniz. Evet çok biz de sağ çok memnun olduk. İnşallah seneye geldiğimizde İnşallah. Eminim biraz daha bir şeyler daha güzel olmuş i̇nşallah, olur. İnşallah inşallah. Şimdi geçen yıl bu aşamaya geleceğimizi bilmiyorduk. Gelecek yılda onu bilemiyoruz. Bir bakıyorsun, nasip. Bir bakıyorsun 5 dönümlük yeni bir yerdeyiz abi. nasip kısmet hayırlısı diyelim İnşallah artık. İnşallah abi her şey gönlünce olsun. Allah razı olsun cümlemiz sana inşallah. Teşekkür ediyorum. Ardından da izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Alı Türkiye YouTube kanalını kurulduğu günden bugüne destekleyen, videoları beğenerek, yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bize destek olan bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Hüseyin abi seninle nasıl iletişime geçebilirler? Bizim Instagram sayfamız var oradan. İletişime geçebilirler. Cüce Keçi Antalya diye iletişime geçerler. Oradan bize ulaşabilirler. Cüce Keçi Antalya Instagram hesabından seninle iletişime evet. Geçebilirler. Aynı zamanda YouTube'da da yer yer fırsat buldukça evet. Videolar atıyorum. Atıyorum. Evet. YouTube'da da Hüseyin Kılar olarak. Hüseyin Kılar'da evet. YouTube'daki ismin. Evet. Buradan izleyicilerimize de duyurmuş olalım. Hüseyin abi takip etmek isterseniz, haberdar olmak isterseniz siz de takip edebilirsiniz. Ayrıca hobi bahçelerinizde, kümes hayvanlarınızda, kedileriniz, köpekleriniz ve çeşitli evcil hayvanlarınız için bütün ihtiyaçlarınızı da Alı Pet Center adlı mağazamız hem online sipariş verebilirsiniz hem de Ankara Etlik'teki mağazamızı ziyaret ederek istediğiniz ürünleri temin edebilirsiniz diyelim. Yepyeni Alı Türkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.